cari açık kur patlamadan belki Mayıs'a kadar belki finanse edilebilirdi. Bir 11 yıl daha böyle geçeceksek kur krizi kaçınılmaz. Ama kur krizi olmayacak. Bunu da açıkça izleyicilerimize söyleyeyim ben. Şu anda Türkiye'de zaten resmi değil, fiili olarak uygulanan bir sermaye kontrolleri var. Artık paranızı yurt dışına gönderemediğiniz gibi Türkiye içinde hesaplar arası kaydırırken de bankalar BDDK'nın emriyle zorluk çıkartıyorlar. Hükümet seçime gidecekse ben kaçınılmaz tedbir olarak vatandaşın bankadaki döviz mevduatı üzerindeki tasarruf kabiliyetini sınırlanacağını, bu dövizi bankadan çekmek, kullanma veya başka bir hesaba gönderme konusunda çok ciddi kısıtlamalar getireceğini düşünüyorum. İkincisi, ülkede kuraklık var. Türkiye'nin tarım üretiminin %15'i bölgeden geliyor. Bir de iki gündür görüyoruz, kiralar azmış durumda. Şimdi sen kirayı azdırdın, gıdayı azdırdın. Bir de vatandaş da cebinde olmayan parayı harcadı. Özetle sene sonuna gelmeden enflasyon %100'ün üstüne çıkacak. %100 enflasyon ve yeni bir kur patlamasıyla hiçbir hükümet